Arkadaşlar, projenizde bir formda veya kod ekranında veya tasarım ekranındaki bazı nesnelerin içerisine olaylar dediğimiz, onları birazdan yine göreceğiz. O olayların içerisine bir sürü komutlar yazdığınızı farz edelim. Şöyle şöyle yazdığımızı farz edelim. Bunlardan ben biraz çoğaltayım. Bunlar saçma karakterlerden oluşan direkt şeyler değil. Komutlar değil. Şöyle 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 şöyle. Efendim. İyice uzatalım, uzatalım, uzatalım. Kaç satır etti? Şu anda 896 satır etti. Siz tuttunuz 150. satırda çok önemli bir kod yazdınız. Çok önemli. Tamam mı? Diyelim ki önemli bir adını verdik buraya. 150. satırda. Ondan sonra şöyle gelelim. Kendisine rastgele bir end koymuş. Şöyle önemli bir dedik. Bir de 263. satırda önemli iki diyelim. Yine bir yeriniz var. Bir de ne olsun? 744. satırda önemli 3 olsun. Önemli 3 olsun. Şöyle önemli 3. 744. satırda. Önemli 1, önemli 2, önemli 3. Bakın birbirine çok uzak. Anca page up, page down'larla gidip anca bulduğunuz. Tamam mı? O da gözleriniz böyle küçük küçük satırları yazılar okuya okuya yorulmadan çok dikkat isteyen bir şekilde böyle bayağı bir çaba sarf ederek bunları buluyorsunuz. Delphi bu gibi şeylerde çok büyük bir kolaylık getirmiş. Önce önemli bire gidiyorsunuz. Burada 150'de bir tanesi. Ctrl Shift 0'dan 9'a kadar bookmark işaretçi diye bir özelliği getirmiş. Hemence Ctrl Shift 0'a basıyorum. Dikkat edin 150'ye. Dikkat edin. Ne oldu? Burası otomatik olarak şöyle bir şeyle 0 numarası buton şeklinde gözüktü orada. Gördünüz mü? Sonra önemli 2'ye gidiyorum. Şuraya 263. satıra. Bu sefer Ctrl Shift 1 diyorum. Sıfırı kullandım. Bunu küçük bir not defterinize de alabilirsiniz. Almayabilirsiniz de. Nasıl olsa biliyorsunuz. 1, 2, 3. 3 önemli yerim var. Kod yazarken buralara çok sık gidip gelmeniz icap ediyor. Diyelim ki. Yani ben program yazarken gerçekten de çok böyle şeyleri ben yaşıyorum. Hele 400, 500, 600 satırlık 1000, 2000 satırlık bir projede çalışıyorsanız bu şeyler çok önemli. Ondan sonra gidelim ötekine. Önemli 3. Neredeydi bu? Bakın şimdi bile bulamıyorum. 744'teymiş. Bunu kaç yapacağız? 2 yapacağız. Ctrl Shift 2. Şimdi önemli 3 noktam var. Yazdığım satırlarda. 3 yerim var. Önem verdiğim. Lazım oldu. Kaça gideceksiniz? Siz söyleyin. 1'e gideceksiniz. 0 kodunu vermiştik oraya. Kontrol ile beraber 0, 1, 2, 3, 9'a kadarki rakamlar. Gidiş bu. İşaretlemek, kontrol shift. Gitmek sadece kontrol. Kontrol 0 diyorum. Pat buradayım. Kontrol 1 diyorum. 2'deyim. Kontrol 3 diyorum. Buradayım. 0 diyorum. 2 diyorum. 1 diyorum. 0 diyorum. Oklarla gitmek mi iyi, PHP ve iştahımla, yoksa bookmarklarla mı? Değil mi? Ne kadar güzel bir şey. İşte Delphi böyle güzellikler getirmiş. Şimdi arkadaşlar, bu yazdığım saçma karakterleri, komutları sileyim. Butonu tıklayınca kullanıcı ilk programımı yazıyoruz artık. İlk programımızı yazıyoruz.
Hemen hemen her öğrenci ilk programı yazarken merhaba dünya, hello world. Bu artık standart oldu. Ama gerçekten çok önemli bir şey bu. Geçenlerde bir bilgisayarı internete açacağım. Bir sayfa yaptım, web sayfası merhaba dünya diye. Ama onu göremiyorsunuz. Yani şu bilgisayarı düşünün, internete koymuşsunuz. İstanbul'daki bir arkadaşınıza adresi vermişsiniz. Gir bakalım bilgisayarı çalışıyor mu? Ne çalışıyor mu? Bir şey diyemiyorsun. Ha ya merhaba dünya çalışıyor mu? Ha. Adam eğer İstanbul'dan senin merhaba dünyanı görürse karmaşık bir sürü projeni zaten çalıştırırsın. Bu yüzden merhaba dünya çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani ilk yapmak çok önemli. Senin ilk programın çünkü. Evet arkadaşlar, kullanıcı şu buton 1'i tıkladığında merhaba dünya yazsın. İlk işte ilk örneğimiz, asıl kursumuzun ilk şeyi şimdi başlıyor. Sen ne zaman yazacağız, ne zaman diyorsun ya. İşte şimdi yazıyoruz artık. Evet arkadaşlar. Bunları not alabilirsiniz artık. Şimdi kesin not alacağınız yerleri. Dersi de takip edersiniz ama not almanızı şimdiden tavsiye ederim. İlk öğreneceğimiz Delphi komutu. Show mesaj. Suho yazmanız yeterli arkadaşlar. Show nasıl yazacağınızı bilmiyorsunuz. Show TV'den hatırlayın. Tamam mı? Ve Delphi sizin yerinize ezberlemek zorunda kalmıyor. Sizin ne yapacağınızı zaten az çok tahmin ediyor. Buradayken kontrol boşluk tuşuna basıyorsunuz. İşte biz buna parametre, metot, properties, tamamlama diyoruz. Tanımlama değil, tamamlama. Kontrolle boşluğa basıyorum. İzleyin monitörü. Bakın. Show'la alakalı bütün Delphi komutları ezberleyeceğiniz aslında. Ki ezberlemeye gerek kalmıyor. Karşınıza geliyor. Hangisini istiyorsanız. Bizim amacımıza uygun olan kim? Show mesaj. Aha ben bunu arıyordum filan. Böyle diyorsunuz. Hemence ben oraya bir işaret vurayım. Şu ilk 3 karakteri verdikten sonra sizin hangi komutu seçeceğinizi Delphi size gösteriyor. Bu dedikten sonra oradayken Enter'a basıyorsunuz. Parantez tamamlamayı da kendisi yapıyor. Dolayısıyla parantez aç. Şöyle böyle et olayı yok. Sen sadece adamın direktiflerine uysan otomatik çıkıyor. Ha ne diyor? Hemence de bir const var. Sabit. MSG. Ne bu? Mesaj. Ha buraya ben mesaj yazacağım. Ne olacak bu? String olacakmış. Ha. Demek ki ben buraya bir yazı yazmak zorundayım. Hemence yine değişken tanımlamalarda göreceğimiz konu burada hemence vermem lazım çünkü uygulama yapmak için. Yazı tipleri daima string yazı, metin tipleri daima tek tırnak arasında yapılır. Tek tırnak. İki tane hemence tek tırnaklarınızı açıp kapayın. Sonra iki tırnak arasına girin. Ne yazacağız? Merhaba. Merhaba dünya yazacağız. Başka bir şey yazsanız olur tabii ki. Ama artık dedik ya programcılığın şanı bu. Merhaba dünya illaki yazacaksınız. Parantezi geçtikten sonra artık size uyarı mesajları, hatırlatma mesajları kayboluyor ve programımızı yazdık. Eğer altında kırmızı çizgi falan yoksa kesinlikle bilin ki doğru yazdınız. Söz dizimini. Yazı kurallarına göre bakalım ne yapıyor. Hemence. Hem de iki yerde hata çıktı. Bir, burada mı hata yaptın yoksa burada mı hata yaptın? Sonra bakıyorsunuz, inceliyorsunuz. Ha, ulan benim parantez de kırmızılaşmış. Ha, demek ki şuraya tırnağı unutmuşsun. Diyorsunuz, tırnağı koyuyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bu özellik Delphi'de de yok işte. Yani eski sürümlerde yok. 2006'da geldi bu. 2007'de zaten var. Bu yüzden 2006'da her şey var dediğim buydu. Çok çok arka planlarda bazı değişiklikler var. O yüzden o DVD'yi de zaten size verdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bundan sonra en sık kullanacağımız tuş kombinasyonuna geldik. Ctrl F9.
Bunu çok çok sık kullanacaksınız. Veya Project menüsünden Compile Rehber. Compile'ı daha önceden epeyce anlattık geçen hafta. Ne dedik? Derleyen, toparlayan, birleştiren manasına diyerekten bir derleyip toparlayalım. Tamam. Şimdi biz buraya kod sayfasında yazılarımızı yazdık. Komutlarımızı yazdık. Design'da da tasarımımızı yaptık. Sonra Project Manager'dan da baktım. Ha, DFM, Delphi Form uzantısı, Pascal dosyası ile alakalı text dosyam olduğunu. Bunları da buradan görmüş olduk dedik. Ünitemizin adını, formumuzu öğrendik. Ondan sonra da Ctrl F9'la çalıştırıyorum. Ve arkadaşlar şurada dikkat ederseniz mavi bir nokta var. Şöyle bir daha dikkatlice göstereyim. Şurada bir mavi noktalar var. O mavi noktalar programın derlendiğini kesinlikle çalıştırılabilir olduğunu işareti. Hala çalıştırmadık, ha dikkat edin. Projemizi hala çalıştırmadık. Ama hata var mı yok mu otomatik ortaya çıktı. Arkadaşlar Delphi'de çalıştırmanın bir sürü yolu var artık. Çalıştırmanın, yazdığımız programın ürünü, sonucu, asıl hedefimiz. Ben programlama kursunda bilgisayar bölümünde okurken üniversitede bir program yaptım diyebilmenin yolu işte şimdiki kısım. Bir, şuradaki play düğmesine benzeyen run komutunu vererek, run menüsünden yine run komutunu vererek veya burada da yazıyor F9. Bunun üzerine geldiğiniz zaman da F9. Demek ki ya buton ya run'dan run komutu ya da direkt bu buton veya benim en çok tercih ettiğim Ctrl Shift F9. Bu benim tercihim. Şimdi fark edelim. Hepsini de tek tek deneyeyim. Önce buradan diyorum. Komutu veriyorum. Çalıştır. İşte. Ürünümüz bu arkadaşlar. Butonu tıklıyorum. Ne yazacak? Merhaba dünya. Rehber projesinde. Aslında değil mi? Kullanıcı yani müşteri sadece bunu görüyor. Ve bunu tıklıyor. Ha, lan hiçbir şey yapmamış mı diyor. Halbuki programımızı kapatıyoruz çarpıyla. Tekrar buraya geldi. Buradan gittik. Şimdi direkt F9'a basıyorum. Yine çalıştı. Kapattık. Şimdi run menüsünden run komutunu tekrar verdim. Yine çalıştı. Ve benim tercihim Ctrl Shift F9. Evet, çalışmadı. Sebebi bizim Camtasia'nın komutlarıyla çakıştı. Orada da aynı komut düzeni var. Yani ondan çakıştı. Çok ilginç bir şey. Evet arkadaşlar, böyle devam edeyim. Sonra kapatayım.